Size öncelikle para konusunda düşünmenizi öneriyorum. İnsanların bazen masaya yemek gelmesi ya da başlarının üzerinde bir çatı olması gibi şeylerin sanki sihirli bir şekilde gerçekleştiğini düşünmeleri bence çok yanlış. Tüm bunların arkasında para var. İşte bu yüzden ailenizle para hakkında konuşun. Süpermarkette alışveriş yapacağınız zaman fiyatları inceleyin. Ben küçükken yarışmacıların bazı ürünlerin fiyatlarını tahmin ettikleri bir yarışma vardı. O yarışmaya hayrandım. Bir de gazetelerden çıkan indirim kuponlarını biriktirmeyi ve annemle alışveriş yaparken o kuponları kullanmayı severdim. Evet, küçükken bu sayede fiyat ve para konusunda çok şey öğrenmiştim. Bu arada annemin eli de biraz sıkıydı. Mesela kağıt havluları bize tekrar tekrar kullandırırdı. Kulağa komik gelse de bu sayede kağıt havlunun aslında ne kadar pahalı bir şey olduğunu ve tekrar kullandığımız zaman aslında aile bütçesine katkıda bulunabileceğimizi öğrenmiştim. Markete gittiğimizde birim fiyatları inceler, ürünlere gramajına göre ne kadar ödeyeceğimize bakarak örneğin büyük paketi almanın uygun olacağını düşünürdüm. Bunu yaparken tabii tüketeceğimizden fazla ürün alıp fazla olanları çöpe atmayacağımızdan emin olmalıyız çünkü o zaman parayı da çöpe atıyoruz. Ailenizle alışverişe gittiğinizde neleri satın aldıklarına dikkat edin ve onlarla para hakkında konuşmaktan çekinmeyin. Para konusunda stresliler mi ya da size verebilecekleri öneriler var mı? Bunu sorun.